Hoş bulduk. Çocuk sağ olun. Bunlar ikinci sınıf, arka tarafında birinci sınıflar var. Ha. Şeyi, yani farkı ne? Yani abla şu budakta var ya. Ha. Mesela şunda budak yok. Şu birinci sınıf gibi ayarında. Budaklı budaksız yayıyor. Yani budak, görüntü mü o sadece yoksa sağlamlık açısından? Sağlamlık aynı aynı malzeme ayırıyoruz yani. 1, 2, 3, budak, 4. Yani görüntüyse eğer budak daha güzel görünüyor benim açımdan. Evet. Yani ahşap olduğu belli oluyor değil mi? Yani. Gibi. Yani. Ama işte sizin gibi herkes öyle tükürmüyor yani. Budak daha bu benim diyor. Ağaç benim. Ama diyor. Yani budaktan çatlama matlama yapıyorsa yok abla. O zaman şimdi tavanı lambri yapacağız. İki tip lambri varmış. Bir budaklı, bir de budaksız. Ben budaklıyı tercih ederim dedim. Çünkü ağacın dokusunu gösteriyor. Budaksızlarda ise şöyle. Şunları alır. Alır alır. Öne şunlar, doğru. Şunu da alır. Şunu da alır. Bunlar da budaksızlar. Tamam. Her şeyin fiyatı ne kadar yükseldi değil mi? Çok işte bak malzemenin filmin malzeme yok yani. Satıyorum bir hafta sonra abi fiyat verdim ben 4.5 lira 9 lira fiyat verdim ona. Bak şimdi oynuyorum. Adam 3 gün önce 2.5 liradan fiyat verdim şu anda 3 bin lira. Evet. Ustayla konuşalım da bir an önce alalım. Malzeme alıp biriktirelim diyoruz. Onun için köye doğru giderken şimdi Keresteciler Çarşısı'nda bir dükkana uğradık. Gerçekten malzeme fiyatları bizim eve aldığımız zamana göre iki katına çıkmış. Alır almaz başlatabilseydik, yapabilseydik çok fark edecekti. Şu güzelmiş bak. Şey olmaz ya, şey olmaz. Ya. Olmaz. İçinde gezerek var. Zaman gezenekler bu gezenekten boşalıyor. Anladım. Dokusu çok güzelmiş ama. Bu da güzel. Ama bu da aynı değil mi? Bu da arkadakinden mi? Aynı, o da aynı mermer. Hay Allah. Dokusu çok güzel. Çünkü şey duvarlar taş duvar. He, doğal görünümlü istedik. Evet, öyle bir şey istedik. Sonra granit olarak bak bu renkler var. Granitin nedir şeyi? Fiyat nedir? Valla graniti bu İspanya graniti. Nimetesi 1200 lira abi. Normal Ankara fındığı var. 1 lira yerli. Şu. Bu yerli. Evet. Bunun ha, metresi ne kadar? 10 metresi 1 lira. 10 metresi? Yok metresi 1 lira. 1 metresi 1 lira. 1000 lira. Bu İspanya 1200. O şu olmaz. Valla peki, onu da çok dikkatli kullanmanız lazım. Yok ya. Öyle bir şey yani gerek yok. Limon koyduğun zaman leke yapar. Ha. Yağ döküldüğü zaman leke yapar. Evet. Köy evi için yapacağız biz. Daha böyle uygun önerebileceğiniz. Valla köy evine uygun abi şöyle çimston var. Bu biraz pahalıdır ama bu kuvars çimston. Ha. Yani sıkıştırma bu. Anladım. Kırılmaz bu, yanmaz, çizilmez. 20 yıl garantili. Şöyle. Bunlar çimston. Pres dediğim de bunlar. Hmm. Bunlar çimpiyon ya, ama anladım. Yani sıkıntısı bildiğimdir. 20 sene garantilidir. Burada büyük ya. Ondan anladık işte. Olur olur. Çok yumuşak. Ne bu ya? Al olur olur al olur. He? Al olur. Olur mu? Olur dur dur. Valla. Ne bu ya? Ya. Al olur olur al olur. Orada dizili zaten. Niye bu tarafa alıyor? Kesiyoruz ya boy. Yardım edelim mi? Yok sağ ol. Öyle yerine diziliyor. Evet. Bak bir daha gidiyor. Bir dışına gidiyor. Müzik.
elektrik açayım. Merhaba, Keresteciler Çarşısı'na geldik. Lambri arıyoruz. Fiyatlar bizim tarafta da sorduk ama bu tarafta daha uygun dediler. Onun için şimdi buraya geldik. Şu ağaç kokusu var ya, şu ağaç kokusu muhteşem bir şey. Ve neler var neler burada. Ya tam masa yapmalık böyle malzemeler. Her boy çıtalar, lambriler, keresteler. Yani böyle bir işte çalışan insanın herhalde, diyorum ki burada çalışan biri böyle çok öfkeli biri olamaz. Ağaç insanı bir şekilde iyileştiriyor. Bunu mu sordun? Ooo, ne kadar... Bin liraya geliyor. Sedir ağaç. Bin lira. Sedir mi bu? Evet. Buranın adı ne? Amaç. Amaç kereste. Şimdi şey diyor beyefendi, 10.500 lira tutuyor dedi. Evet. Tamamı. Tamamı. Kökler mi dedi şey? Çam. Çam. Dışında? Çam dışında sedir var bizde. Heh. Ama onun fiyatı daha yukarıda. Tabii. Sedir ne kadar? 9.000 lira metreküp. 18.000 lirayı bulur diyor. Ooo, o zaman. Bunlar sedir ağacı. Şimdi budaklılarla budaksızların fiyatları da farklı mı? Ha, evet. Bizimki şimdi karışık. Budaklı budaksız, evet, karışık. Ama o çamlar. Çam olanlar. Budaksız, sedir olanlar bu. Bunlar evet budaklı. Ve 18 bin lira tutacak. Ama 18 çok olur. 18. O zaman çama döneceğiz mecburen. Evet. Peki çamla sedir arasındaki fark? Yani kalite açısından. Çok farklı. Şey mi, kullanırken çatlama, kırılma, bilmem. Her şey. Şimdi savunmalarda kullanılıyor bu sedir ağacı. He. Dönme, çatlama riski de minimum. Şeyde, ısı çamda. Da, ısıda da dönmüyor. Isıda da dönmüyor, şey yapmıyor. Çamda o riskler birazcık daha fazla. Yani sedirde de dönme riski var mı yine? Her ağaçta var. Her ağaçta. Her ağaçta. Tamam. Fırınlı olsun, fırınsız olsun. Ağaçın geldiği yeni ortamına ayak saldırırsa... Üniversiteye kadar şey olur. Doğru. Biraz zaman içinde doğru dönme şey yapabilir. Hı hı. Bunu bana mı satıyorsun? Bana yapıyorsun aslında. Nedir? Elektrikle yakılıyor. Ooo. Ağacın kendi dokusu mu bu? Kendi dokusu. Ya bu elektrikle yapılıyor. Damarları ortaya çıkıyor. Ağacın damarları şey. Hmm. Ne ağacıydı bu? Kestane. Şu arası da epoksi. Epoksi. Çok güzel. Kestane ağacı. Resmen ağaç. Çok güzel. Damarları, kılcal damarları çıkıyor. Evet. Yakında. Çok güzel. Şimdi Hacer Hanım da kapı yapacak. Tik ağacı sorun dedi. Onun için şimdi tik ağacı soracağımız bir yer tarif ediyor bize. Sola döndünüz mü? İleride sağ olun. Tamam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ne kadar güzel bir yer burası. Ağaç kokusu var her yerde. Mis gibi bir ağaç kokusu var. Ay ne kadar... Ay şu çok güzel, baksana. Oo, şey panjur da yapıyorlar. Kolay gelsin. Bana lazım, bana lambiri lazım normalde. Arkadaşım kapı yapacak. Dış kapı. Ne kadarlık bir lambiri lazım? Tik için mi? He. Bak şöyle 3 metrelik bir kapı yapacak. Tik olarak değil de yok olarak. Bununla kapı yapılabilir mi? Tabii canım. 3 metrelik kapı dediğiniz şöyle. Yükseklik ve ebatını söylerseniz. Sorarım hemen. Hemen sorarım. 2'ye 3'te 6 metrekarelik bir kapı demek. Bu ağacın özelliği ne? Bu ağacın özelliği Afrika'da yetişen sulak bir yerde olduğundan dolayı kuruduğunda sert bir ağaca döner. Kaliteli bir ağaçtır. Uzun ömürlüdür. Şu ağaç diye geçer bu arada. Yok, tik ağacı zaten bulma şansımız yok. Ağacın özel dediğim gibi çok uzun süre yaşayabilmesi. Hiçbir şekilde dış etkenlerden darbeye, suya, rüzgara karşı çok uzun ömürlü olduğundan dolayı. Ha, onun haricinde mesela İroko haricinde bizim sattığımız ürünlerde zaten dış mekan ahşabıdır. Empenyeli malzemedir. Yani lambir olarak düşünürseniz böyle bir lambir de olabilir. Bak, şey, ha, gene dış mekanda. Ve daha uyguna gelir.
Ha, fiyat olarak tavan, da uygun. Tavan yapacağız. Bak, şimdi biz tavan iki şey arıyoruz. Arkadaşımız kapı yapacak, biz de evin tabanını. Merhaba canım Cem. Şimdi biz Keresteciler Çarşısı'ndayız. Ölçünü tam söyle. Sıkıntı değil. 2 metre, 2 metre boy, 2.40 en olacakmış kapına. Ne kadar? 240 euro yapıyor. 240 euro. 4.340 lira. Galebeli fiyatı. Uzaktan kumandalı da çalışıyoruz. Ya çok güzel bura. Sizin, siz bana metrekaresini söyleyin, ben ne kadar lambiri gideceğini söyleyeyim size. 5 metrekare. 5 metrekare tamam. 1312,5 lira artı KDV. Emprenye ile vakum basınç ile emprenye yapılmış. Yani dış mekanda rahatlıkla kullanılabileceğiniz bir ahşap. Ben bunu koruyucusunu, cilasını sürüp suyun altında tutabilirim. Değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle hiçbir sıkıntı olmadan kullanabilirsiniz. Emprenyeli olması dayanıklılığını artırıyor. Kesinlikle. Çok uzun yıllar ömrünü artır. Yani normalde şu anda ham bir ağacı kullanmak, yani çok affedersiniz ama hani enayilik oluyor. Niye? Bir müddet sonra çürüyor. Değil yani mi? Yapmış olduğunuz yatırım boşa gidiyor. Hmm. Ama emprenyelde bakın, hem hava şartlarından koruyor, hem işte kurt, böcek, mantar, bunlara karşı kesinlikle koruma sağlıyor. Bütün ağaçlara o emprenye dediğiniz işlem uygulandığında aynı şeyi sağlıyor mu? Genelde çam ağacı, çam grubu. Hı-hı. Yani peki, sert ağaç, mesela bir tık ağacına uygulanmıyor. Ha, uygulanmıyor değil, uygulanıyor fakat çok zaten sık olduğu için içerisine emmiyor. Hı-hı. Emprenye maddesi. O bir madde, emprenye dediğiniz kesinlikle şey. Bakın şöyle bir vakum basınç tankı var. O tankın içerisinde vakum basınç ile emprenye işlemi uygulanıyor. Hı-hı. Ve ahşabın ömrü, kitap üzerinde geçen ömrü 30-40 yıl. Dek farklı bir şey mi? Dek derken dek ağacın hani kullanım alanı, kullanım ismi. Mesela bu lambire dediğimiz yan duvarlar ve tavana, dek dediğimiz zemine. Evet. Ben şeyi istedim de, bizim üst kat şimdi konteyner olunca alttaki taşın görüntüsünü gerçekten çok bozuyor. Hı-hı. Fazla ağırlık da bindiremeyiz. Dedim dekle kaplasak dışını. Nasıl olur? Ama çok pahalıya mal olacak. Çok pahalıya mal olur bir. Bir ikincisi, şimdi dekle döşediğinizde bakın bu dek kalın malzemedir. Hı-hı. Yani fiyatı da artırır aynı zamanda. Kalın malzeme olmasa üstelik birbirine geçme tırnağı falan yoktur. Mecbur bunun döşerken aralarına bir yarım milim kadar şey bırakmanız boşluk gerekiyor. Yarım boşluk. Santim kadar boşluk bırakmanız gerekiyor. O zaman da içeriye... Tabii ki. Çalışma payı bırakmanız gerekir ahşap. O zaman o olmaz. Ama mesela onun için kullanılacak malzeme birbirine geçme kütük lambiri olabilir. Peki ama ağırlık yapar mı? Çünkü yapar. Bir... Yapar. O zaman o da olmaz. Ahşap olduğu için ahşap hafif bir malzeme değildir. Çünkü profil direkler üzerinde olduğu için mümkün olduğunca yapar. Yukarıyı ağırlaştırmamamız ağır gerekiyor. O en tepe noktası 4 santim gibidir onun. Evet. Evet. Bu güzel bir malzeme. Çok güzel. Bu çok güzel bir malzeme. Görüntüsü de güzel değil mi? Rengi diyor açılıyor. Gitgide açılıyor. Bal rengini alıyor diyor. Bu. Aha. Bu güzelmiş aslında. Bunun ben fiyatını... bunu beğendim. Tabii. Evimizin iç tabanını, banyoda da o zaman bak bu kullanılabilir değil mi? Banyo tabanında da. Kullanır. Yani o zaman tamamını da kullanabilir. İşte 45 oluyor zaten tamam. Çünkü tamam. 48 dıştan dışa ölçü. Tamam. Hani taş duvar falan. Yaklaşık 1,5 metreküp civarında bir malzeme gider bundan. Çarpı 11.812,5 lira. Artı KDV. Ay baksana ne kadar hoş. Çırak arıyor musunuz? Buyurun gelin tabii ki. Siz mi yapıyorsunuz bunları? Cemal Bey yapıyor, onu saksı olarak düşündü. Sokaklarda ortasına oralara mum sukulent koyuyor. Ha, mum mu? Heh, şuralara mum koyuyor, evet. Buraya da toprak doldurup bitki koyuyor içine. Çok güzel. Tamam o zaman alalım biz bunu. He? Şey yapalım, çorba içelim şimdi. Tamam. Dönelim gelelim. Heh, bizimki şu değil mi? He, bu. Bu. Evet bu. 21 bağ yapıyormuş bu. Hı-hı. 21 bağ da parça parça da alırsın dedim. Bak yandırı da var.
empreme edilmiş yerli çam diyor. Yani bir şey, yerli mi ithal mi? Yerliler biraz daha farklı, ithaller daha da farklı. Ya böyle gezdikçe kafamız daha çok karıştı. Aslında biz gidelim lambri alalım çıkalım diyorduk. Sonra bir iki yere sordu. Şimdi bak en son hatta bu neydi? Emprenye edilmiş. Sizin taşevin tavanlı emprenyeli iç mekanda kullanan rengi yeşil ve kahverengi var bunun zaten. Evet. İki renk var, başka bir renk yok. Onu da verebiliriz ama taşlı evde artık yeni emprenyeler eskisi gibi kastrojen maddesi içermiyor artık. Su bazlı olduğu için sıkıntısı yok. Bunun yeşili de var, kahverengisi de var mesela. Onlara da fiyat verebiliriz. Bir iki. Bir de normal standart dediğimiz yerli ürünlerden, İtalyanlar biraz daha çok pahalı. Yerli ürünlerden fiyat verebiliriz. Peki bu empire edilmiş dönme falan çalışma yapmıyor? Yok, onunla alakalı değil. Kurt ve böceğe karşı sadece. Evet, peki hareket etmeyecek bir şey? Bütün ağaçları işçilik tekniğiyle alakalı olmuş. İşçilik alakalı. Ha, öyle mi? Tabii. Yani işçiliği bir kere zaten lambri dediğin malzeme kuru bir malzemedir. Ağacın çalışmayacak, etmeyecek bir lüksünün önüne geçme şansınız yok. Yok. 60 santim bir ızgaranın olması gerekiyor maksimum. Altına mesela tutal değil, elastik gibi nebe bir yapıştırıcısı, yani elastiki olabilecek ağacın hareket etmesi lazım, tamam mı? Yazın ayrı, kışın ayrı. Çünkü ağaç elektrik direkleri nasıl yazın genleşiyor, salıyor, kışın kendini toplar. Ağaç öyle bir şey. Tabiatta nefes alabilen, edebilen tek canlılardan bir tanesi doğal olarak. Ama bunu öldürebilme şekli var mı? Var. 200 santigrat derece ısın işlem görüyor bu. O da renk, bu renk girdiğinde koyu bir renk çıkıyor. O bunun fiyatını 3 katı, 4 katı fiyatlarında. Ağaç kendini kuruduğu zaman yazın bir noktada işlem görüyor, kışın bir noktada işlem görüyor. Bunu bildikten sonra sorun yok ortadan. Bir de ortalaması iyi bir şey, iyi bir işçilikle olması gerekiyormuş. Yani 60 santim araya geçmeyeceğiz. Önüne ve arkasına koruyucu kullanacağız. Ya adam bir şey diyor ki, ya gerek var mı, ya bir şey var. Ben tavsiye ediyorum. Yapmak istek aldım. Su bazlı ahşap koruyucu. Koruyucu. Tamam, ahşap. Mesela bu İtalyan balı Vussol var. Yerli ürün Develüks var. Aksu var. Su bazlı renkler bunlar efendim. Evet. Gördüğünüz renkler. Yani bunlar koruyucuyla ve cilalı atıldığında üst katına diyorum şey konuda. Bunları muhakkak çakmadan önce yapmanız gerekiyor. Tabii. Önce uygulamayı yapmadan önce koruyucusunu atmak, ondan sonra tavana uygulamakta fayda var diye düşünüyorum. Tamam. Ben yazayım size. Tamam. Size. Evet. Tamam. Buyurun. Ama yani kıskandırıyorsunuz böyle masalar falan. Yok mesela 45 metre tül vermemiz gerekiyor. Mesela o da kaça kaç mesela, 9'a 5 mi? Yok. Şu anda daha bölünmedi. Bölünmedi. Bize tavan düz olduğu için bölünmesine gerek yok. Yani bir oda bölünecek, bir mutfak bölünecek. Ha, o şey, zaman mutfak değil, şey, banyo. Banyo. Banyoya yapmayacağız. Yapılmayacak herhalde bu. Ben olsam yaparım mesela. Su alsa bile, dış mekanda ahşap ev kullandığınız için hepsini plastik koyacağınıza ahşap koymanızı tavsiye ederim mesela. Nasıl yani, dış mekanlarda ev yapılırken, ahşap ev yapılırken ağaç kullanılıyorsa bunu da su... Suyla ilgili bir sıkıntısı yok aslında. Yok değil mi? Tabi o koruyucu attık, o zaman bir sıkıntısı yok. Her gittiğimiz yerde farklı farklı şeyleri öğreniyoruz. Değil mi? Kafalar daha çok karışıyor. Madem keresteciler çarşısına girdik, soralım da soralım. Masa yapılır. Da yerinden kaldıramazsın bunu. Ben bu rengi çok beğendim. En baştakine. Onun metrekaresi aşağı yukarı 220 lira geliyor. Hı-hı. Bu İsveç çamları 330 lira geliyor ekstra durumda. Üstlük tutma. En baştaki mal 380 lira geliyor metrekaresi. Bak, Rus. En güzelini beğenmişim. Evet. Güzelini 380. Ha, o zaman yani o çok. Evet, çok yüksek bir rakam çıkacak. Var mı? Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler diliyorum. Çok güzel şu baştakinde. Gerçekten gönlüm kaldı ama çok yüksek bir rakam. Çok güzeldi o. En baştaki ama bir tavan içinde yani 20 verirsen. Cem Emprenye. Ladin bunlar. Ladin. Evet. Daha böyle ahşabın dokusunu gösteren böyle... Hanımefendi, en iyi dokuyu, damarı veren ağaç budur. Hmm. Burada gördüğünüz ağaç türlerinin hepsi aynı. Hmm. Yani ağacın bazı hareli yerleri denk gelir.
bazı freze yerleri denk gelir. Bunların hepsi ağacın içindeki doğal yapısı. Anladım. Yani siz tamamen böyle hareli bu dokuda bir ağaç isterseniz onların tek tek seçilmesi lazım. Hmm. İkinci sınıflarda 6000 lira metreküpü. Yani 30 metrekare 30-32 metrekare yer yapar. Bu neydi? Yani bunlar bu karaçam. He. Rengi farklıdır zaten biliyorsunuz. Evet. Bunlarda dönme riski, çalışma riski daha fazladır ona göre. Yani. Dış mekanda emperyaya gerek yok. Dış mekanı olsa tamam, emperyaya tercih ederiz. Peki emperya yapılınca da yine de üzerine o koruyucu atmak gerekiyor mu? Hani tercih ama, meselesi. Tercih yani başarır. Emperyayı yaparsanız hiç boya uygulamadan kullanabilirsiniz. Tabii. Ama tabii bir boya kadar homojen olmaz o. Çam da özellikle şu andaki tehlike şu, yani karaçam ve kızılçamlarda. Geçen sene yanan ormanların malı satıldı hep. Şimdi biz buna yanık saha malı deriz. Şimdi bu mala bakarsınız, şu an için hiçbir şey yoktur ama o ağaç ölmüştür zaten evet. Dikiliyken. Bir bakarsınız bir hafta içerisinde malzemenin tamamı kurtlanabilir. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok zor karar vermek. Tabii. Siz başka yerden alsanız bile bazı bilgilerim size elimizden geldiği kadar yardımcılığınız ne demek? Hiç sağ olun. Evet hayatım. Evet. Artık burada aynen. Artık dolaşmayalım. Yani karar netleşti diyemem ama bir fikrimiz oluştu. Gidelim ustaya da danışalım. Ona göre evet, bir karar verelim. Karar verelim. İşe koyulalım. Hadi gidelim. Hadi. Ay ama var ya ağaçlı. Şu güzelliğe bak ya. Gönlü kalıyor insana. Buyurun. Çok güzel değil mi bura? Buraya da sorsak ya. Burayı çok sevdim birden. Merhaba. Ya bu imalathanede çalışmak ne kadar güzel bir şeydir bilmiyorum. Çalışan öyle hissediyor mu ama? Emekli. Emekli öğretmen. Ben de emekli öğretmenim. Emekliyiz ama bu ağacı koklamadan duramıyoruz. Valla çıraklar kaçacak yer arıyor lan. Ya. Çıraklar artık bu işleri sevmiyorlar. Bedenen yapılacak tozlu, yağlı işleri artık yeni neslimiz sevmiyor maalesef. Yapmıyorlar. Ama var ya müthiş bir beceri bu. Evet. Ellerinize sağlık. Ne öğretmeniydiniz? Ben mobilya öğretmeniydim. Seyit Çamlı'nın emekliyim Atatürk evet. Mahallesi'nde. Ne güzel. 5 yıl oldu işte. Zaman zaman çağırıyorlar, yardıma ihtiyaçları oluyor, evet. Acele işleri oluyor. Ben de edebiyat öğretmeniydim, 2 yıl oldu işte emekli olalım. Ellerinize sağlık sağ hocam, olun, görüşmek üzere. Bu ladim mi? Bak öyle şimdi. Bunların fiyatımız nedir? Bunlar metrekaresi 170 lira. 170. Sen evet. Bunu mesela öyle bir şey düşünüyorsan böyle tamarlı alacaksın. Ha? Bunda metrekaresi 350 lira. Ha. Bağlı gelir. Bağlı, tabii. Niye fark ediyor? Neden o kadar? Bunlar birinci sınıf Rus ağacı. 200 lira da döşemesine verecektim metrekare. Ya. Bu panjurlar metreyle mi yapılıyor? 1500 lira metrekaresi. Hmm. Kapı mapı da yapıyoruz. Öyle mi? Çiftlik evi kapıları oluyor ya üstten raylı sürgü. Hah işte Bahadır. Bak orada da iç kapılar mesela. Bak şu. Bak şu. Ha biz öyle kasalı düşünmedik de şey düşündük hani üstten ray yapılıyor. Hı. Şeyli diyor sürgülü. Böyle sürgülü olur. Ha sürgülü. O da olur. Bu kapı güzelmiş ya. Hatta ben bunu boyayıp üstüne desenler falan yaparım. Olur. Bak şu çok güzel bir ağaçmış. Şey galiba pürmüz de mi? Senin sana dedim ya Ece'deki lambiri. Ha. Aynı renk ağacı o. Pürmüz de yaktık onu biraz. Ha. İşte böyle oluyor. Biz tavan lambiriyi yakamaz mıyız pürmüzü? Yakarsın. Yakıp böyle yapabilirsin. Bak evet işte bu güzel. O ladin ağacı mesela o sana gösterdiğim lambiri. Bu şekilde yakarsın onu. Bunu yakınca dayanıklılığı daha çok artıyor değil mi? Nispeten. Bu kapılar peki böyle ne kadar? Kasasıyla masasıyla 5000 liraya geliyor. Kasasız? Kasasız da 2500-3000 liraya falan geliyor. Kırmış onlar kesin. Osman'ın yeri. Ya çok güzel şeyler var. Hatırlıyor musun?